Bugün Kadınlar Günü. Pek çok haber paylaştık bununla ilgili olarak. Kimi etkinlikler de düzenleniyor. Mesela Bağcılar'da bir etkinlik var. Şimdi o noktaya gidelim. Orada muhabirimiz Yavuz Oymak bizi bekliyor. Yavuz merhaba, söz sana bırakıyoruz. Merhaba İlin, iyi yayınlar diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün kadınların günü, en değerli varlıklarımızın günü. Bağcılar'dayız ve Bağcılar'da an itibariyle işte kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz manzarayı gösteriyor. Binlerce vatandaşa şu anda Bağcılar Belediyesi ve Başkan Lokman Çağrıcı sümbül dağıtıyor. Az önce söyledi, evlerinizi süslesin, cam kenarlarınızı süslesin, bir hediye olsun ve bizi ve bu özel günü hatırlayın dedi. Kuyruğu kilometrelerce uzuyor ve gördüğünüz gibi şu anda sümbül dağıtımı devam ediyor. Elbette konuşacağımız çok şey var, anlatacağımız çok şey var. Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Başkan şu anda beni duymuyor, çok yok. Başkanım canlı yayındayız. Pembeyi verelim. Öncelikle bu özel günde kadınlara nasıl bir mesaj veriyor hem Bağcılar hem siz? Öncelikle ben tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşallah Rabbim hiçbir acının olmadığı, gözyaşın olmadığı bir dünya herkese nasip etsin. Bağcılarımızda bir geleneksel hale getirdik. Her yıl sümbüllerimizi dağıtıyoruz. Bugün de 20 bin sümbülümüzü bağcılarımıza, hemşerilerimize dağıtıyoruz. Tabii ki bir günde olacak iş değil bu. Bir aile kavramı içerisinde Bağcılar'da biz mutlu ve huzurlu toplum diye başlatmış olduğumuz seminerlerimizi daha sonra Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi ile kurumsal hale getirdik. Bir gerçekten bir aileyiz. 42 yıllık bir Bağcılarlıyım ben. Belediyecilikte 20. yılım. 12 yıl belediye başkanlığı, 8 yıl başkanımızı yaptım. İnşallah hemşerilerimizin yüzleri gülü, mutluluğu Bağcılarımıza mutluluk katacak. Biz onlarla birlikte mutluyuz. Çünkü Bağcılar 750 bine yakın bir nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık ilçesi. Komşuluk kültürünün her geçen gün güzelleştiği, her geçen gün nostalji bahçelerimizde farklı alanlar oluşturduğumuz bir Bağcıları yaşıyoruz. Sayın Başkanım, kadınlarımızın en çok toplumsal hayatta sizce neye ihtiyacı var? Tabii ki sevgi aslında bizim toplumumuzun kültüründe var. Ama farkındalığı oluşturmamız lazım. Özellikle bir otobüse binildiğinde bakıyorsunuz bir genç uyuma havasına giriyor. Veya diğer bir yerde onlara bir öncelik konusunda. Bu bizim hem inancımızdan geliyor hem de onlar bunu hak ediyor. Çünkü cennet anaların ayakları altındadır. Eğer onlar yavruların, çocuklarımızın ilk anası ve olmanın yanında da ilk öğretmeni oluyorlar. Bugün Bağcılar'da okullarımızı ziyaret ettiğimizde de hep çocuklarıyla beraber o şefkatle gezdiklerini görüyoruz. Ama maalesef toplumumuzda bugün dünyada özellikle baktığınız zaman acının içerisinde hep kadını görüyoruz. Savaş esnasında kucağında çocuğunu kurtarmak adına kendini feda eden kadınlarımızı görüyoruz. Afrika'da yokluk ve yoksulluk içerisinde, susuzluk içerisinde bidonlarla su taşıyan kadınımızı görüyoruz. Yani bir kuş misali, gagasında yavrusuna yem taşıyan bir kuş misali şefkatle kadınımızın yavrularımızı, çocuklarımızı hatta ailelerine nasıl yaklaştıklarını görüyoruz. Hatta belediyemizde yardım istemeye gelen kadınlardaki merhameti görünce ben çok duygulanıyorum. Eşinin rahatsız evde diyor, ona bakıyorum diyor, onun için bir şeyler ilave neler yapabiliriz, hep bunun derdinde ve gayretinde oldular. Sayın Başkanım şunu sormak isterim, özellikle ilçenizde sizin de gayretlerinizle hem kadınlar için hem de bütün Bağcılar halkı için hangi çalışmalar var, hangi projeler var? Şimdi özet olarak şöyle ifade edeyim. Bağcılar'da herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi evlerimiz var. Bakın sadece bir derslerine yardımcı olmuyoruz. Her türlü sosyal faaliyetlerini de oradan yapıyorlar. 42 bin çocuğumuz bilgi evlerinden hizmet alıyor ve ücretsiz. Kadın Aile Kültür Sanat Merkezimizde yine spor salonundan yemek kursuna kadar ve bünyesinde 3 tane psikoloğumuz var. 2 tane dini danışmanımız var. Aile İrşat Merkezimiz var. Ve orada yine ücretsiz olarak hizmet alıyor. 50'nin üzerinde kursları var. Engelleri Bağcılar'da çok farklı. Geçenlerde de haberini yaptınız.
Bağcılar'da bugün evinde mahkum hiçbir engelli kalmadı. Meslek ediniyorlar. Hatta engelli basketbol takımımız bizim Süper Lig'lerde mücadele ediyorlar. Bugün Türkiye'de uluslararası müsabakalarda, olimpiyatlarda milli takımımızı temsil ediyorlar. İnşallah 2020 Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Ama gençler Bağcılar'da çok farklı. Bakın özellikle o konuda 3-5 projeyi ifade etmek istiyorum. Güzel bir gençlik merkezimiz var. 22 bin gencimiz oradan hizmet alıyor. Her türlü hizmetini. İkinci gençlik merkezimizde 350 öğrenci yurdu olan bünyesinde yakında açacağız. Ve üçüncü uluslararası gençlik merkezimizi açıyoruz. Bağcılarımızda bir tane kütüphane vardı ve o kadar aktif kullanılmıyordu. Belediye başkanı olduğumda 6 kütüphaneyi birden hizmete açtık. Bugün 24 tane kütüphane var. Tamamı dolu dolu. Burada bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Kütüphaneye özellikle gençlerin ilgisinin arttığını, yoksa bilgisayarda, teknolojide istediğine çok rahat ulaşabildikleri halde ilginin arttığını sorduğumda diyorlar ki şu telefon bağımlılığından, bilgisayar bağımlılığından kurtulmak adına burada izlediler. Şimdi Bağcılar Meydanı'na 24 saat açık. Millet Kıraathanesi'ni bu sene başlıyoruz. Ve yine bir farklı bir ilk proje daha. Bağcılar Meydanı'mızda altında tiyatro salonu olan 5 katlı sadece kütüphane. Herkes için ayrı. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için. Ve farklı bir eser daha. Yaşlı ve bakım hizmeti yapacak, rehabilitasyon da yapacak bir merkezimizi bu sene başlıyoruz. Ve benim orada şu konuyu çok önemsiyorum. Gençlerimiz özellikle orada dedelerden, ninelerden kültür öğrensinler. Önüne diz çöksünler, tarihi öğrensinler ve o şefkati büyüklerinden görecekler. Büyükleri de zaten o sevgiyi de onlardan esirgemeyecekler. Ve inşallah 100 bin metrekare üzerinde bir spor parkımız daha geliyor Bağcılar'a. Bakın projelerimin %70'e yakını hep gençler üzerine ve spor parkımızın içerisinde motocross sporları, çim saha bir tribünlü güzel bir stadyum olacak. Mahmut Bey'de güzel bir millet bahçemiz. İçerisinde yine millet kıraathanesi olan bir eser ama Bağcılar metrolarla bir başka güzel. 9. metro hattı geliyor. İnşallah Binali Yıldırım başkanımızla beraber İstanbul tarihi bir 5 yılını yaşayacak ve yeni bir müjde de Bağcılarımıza tünel yol geliyor. Buradan Bağcılar'da bindiğimizde normal trafikte 10-12 dakikada Beşiktaş sahile inebileceğiz. Ve Bağcılar Meydanımız inşallah benim ustalık dönemimde Bağcılarımıza kazandıracağım en güzel eser olacak. Büyükşehir Belediye'miz güzel çalışıyor. İnşallah bir aya kadar da bitirmeyi hedefliyor. Altında 1200 araçlık otoparkıyla, metro istasyonuyla. Ama bu bir farklılık olacak Türkiye'de. Bir ilk olacak. Şöyle ki eski yapılarla tamamen kaplı olan meydan iki sokak etrafı, iki ada etrafıyla beraber tamamın kentsel dönüşümüne tamamlanmış bir şekilde Bağcılarımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Tabii biraz tekrar Kadınlar Günü'ne dönersek, arkada bir yandan da kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz gösterebilirse, sümbül dağıtımı devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisi var ve elbette şunu söylemek lazım. Kadınlar Günü'nde bir günden bahsetmiyoruz aslında, sadece onlar için bütün günlerin özel olması, farklı olması, kıymetli olması gerekiyor. Sayın Başkanım, son bir mesajınızla yavaş yavaş bitirin. Bir mesaj bitirin, evet, lütfen. Bağcılarlı hemşehrilerimiz bugüne kadar hemşehrilerine, komşularına sahip çıktılar ve onların bize her geçen gün heyecanımızı arttırdıklarını görüyoruz. Bize destek arttıkça ancak heyecanımız artar, daha hızlı koşarız ve her konuda, bakın bir şey ifade ederek sözümü tamamlamak istiyorum. Bağcılar'da sosyal medya ekibimizle beraber WhatsApp hattımızla beraber asfalt dahil bir saat içerisinde problemi gideriyoruz. Bu noktaya geldik. Bağcılar'daki herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onlarla gurur duyuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten verimli bir yayın oldu. Bağcılar'da son durum böyleydi. Biz de 24 ekranlarından hem bütün dünya kadınlarının gününü kutluyoruz, hem de kadınlarımızla ilgili farkındalığın çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki günler için diyelim.